Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ediz hocam. Arkadaşlar bu dersimizde Kirchhoff'un akım yasasını yani e, İngilizce karşılığı Kirchhoff Current Law konusunu işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde Kirchhoff yasalarına giriş yapmıştık akım yasasının ve e, Kirchhoff'un gerilim yasasından e, bahsetmiştim arkadaşlar. O ders bir giriş niteliğindeydi. Şimdi bu dersimize biraz daha ayrıntılı değineceğiz Kirchhoff yasalarına. Daha doğrusu Kirchhoff'un akım yasasına. Bundan sonra giderseniz de Kirchhoff'un gerilim yasasını işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Kirchhoff'un akım yasası neydi? Öncelikle e, ona bakalım arkadaşlar. Kirchhoff'un akım yasasına bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. Kirchhoff şöyle yapalım. Kirchhoff akımlar kanunu ile bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı o düğüm noktasını terk eden akımların toplamına eşittir. Evet, Kirchhoff'un akım yasası tam da bunu ifade ediyor. Arkadaşlar, giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Bir düğüm noktasına giren akımlar giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Evet, bu ders bu özet bilgiden ibaret arkadaşlar. Bu bilgiyi bilmemiz gerekiyor bu konuyu anlamamız için. Ne demek istiyor burada? Bakın şurası bir düğüm noktası ise arkadaşlar bakın. Bir düğüm noktası ise bu düğüm noktasına şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bu düğüm noktasında ne dedik? Giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Şimdi giren akımlara bakalım giren akımlar I1 I2 bakın oklar zaten bakın girip çıktığını ifade ediyor arkadaşlar akımın I2 evet I1 ve I2 bakın I1 artı I2 arkadaşlar çıkan akımlara bakıyorum düğüm noktasından çıkan akımlar I3 I4 I5 I1 artı I2 I3 artı I4 artı I5'e eşit imiş. Hatta I3 görünmedi. Şöyle I1 artı I2, I3, I4, I5'e eşittir. Bakın arkadaşlar kendim bir şey çizeceğim şimdi. Şöyle dallar çizelim. Bakın. Şöyle yapalım. Şöyle bir düğümüm olsun. Şu düğümme şöyle bir dal olsun. Hatta dirençli yapalım. Şöyle bir direncimiz geldi. Bakın. 3 kola ayrıldı. Birinci kol. İkinci kol Üçüncü kol. Şimdi sevgili arkadaşlar bir tane de gerilim kaynağı olduğunu düşünelim devrede. Şu hatta çizeyim şöyle. Eksi artı akım geldi böyle. Bakın. Şöyle bizim bir hatta direnç isimlerini verelim. R1, R2, R3, R4. Akım isimlerini verelim arkadaşlar. I1 akımı böyle gelsin. I1 Bakın arkadaşlar akım geliyor. Buradan kollara ayrılıyor. Bu akımlara da biz bakın şuradan gel, geçen akıma I2. Şuraya I3 ve şuraya I4. Nedir arkadaşlar? Kirchhoff'un akım yasasına göre. Bakın akım geldi buradan 3 kola ayrıldı. O zaman biz giren akımlar eşit toplamı eşittir. Çıkan akımlardan şunu diyebilir miyiz? I1 eşittir. I2 artı I3 artı I4. İşte arkadaşlar akım yasasına göre Kirchhoff'un ben bu ifadeyi kullanabilirim. Bu I2 I3 akımları bakın şöyle yine şuradaki düğüm noktasına gelecek arkadaşlar. Bakın şöyle yine buradaki düğüm noktasına bu akımlar birleşecek ve bu akımlar tekrar toplanacak ve buradan I1 akımı olarak çıkacak arkadaşlar. Benim I1 akımım ana kol akımımdır. Bakın gelir buradan I1 akımı dallara ayrılır. Bakın. Daha sonra tekrar burada birleşir ve bu şekilde devam eder bu ana kol akımımız. Her zaman arkadaşlar burada da I akımıdır. Burada da I1 akımıdır. Şurada da I1 akımıdır. Bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar şekle bakacak olursak Burada bu şekilde aslında Kirchhoff'un akım kanunu çok güzel özetliyor arkadaşlar. Bunun bir e, şunların hepsinin bir dal olduğunu düşünelim. E, bir dere yatağı olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bakın şuradan su geliyor. Şu kaynak olsun. Kaynaktan su geliyor. Bakın şuradan gelecek suyumuz arkadaşlar. Buradan kollara ayrılıyor arkadaşlar. 3 tane kola ayrılıyor. A noktasındaki su B, C, D kollarından geçiyor arkadaşlar. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Şöyle yapalım. Daha sonra bu ıı, su, bunun bir akım olduğunu düşünüyoruz biz. Bu akım, bakın bir düğüm noktası olduğunu düşünelim. Şuranın, bakın şuranın bağlantı noktası, düğüm noktası olduğunu düşünelim. Bakın arkadaşlar su buradan geldi. Ne yaptı? 3 kola ayrıldı. Bakın, 3 kola ayrıldı. Bu A noktasına Bakın arkadaşlar A noktasına buradaki suya buradan geçen suya buna akım da diyebiliriz. A noktasındaki akım dersek şuradan geçen suya B noktasındaki akım dersek şuradan geçen suya C noktasındaki akım şuradan da D noktasındaki akım geçsin. Nedir arkadaşlar? A noktasındaki akım eşittir Bakın A noktasındaki akım eşittir B noktasındaki akım artı C noktasındaki akım artı D noktasındaki akım. Yani mantığı kendi düşünürsek bakın 3 kola ayrıldığına göre bu kollardan şuradaki suyun tamamı şu koldan geçmez arkadaşlar. Çünkü burada C ve D kolları vardı. Dolayısıyla bu kolların kapasitelerine göre ee, bu su buradan ne yapacaktır? Geçecektir arkadaşlar. Bunu ee, devre olarak şöyle gösterebiliriz aslında. Bakın A noktasın dalı geldi şu noktaya şu noktadan ne yaptı arkadaşlar dağıldı. B, C ve D olarak dağıldı. A geldi buradan hatta bunu kırmızı ile yapalım. Bakın A geldi A akımı geldi. B akımı C akımı ve D akımı olarak ne yaptı arkadaşlar ayrıldı. Bunu bu şekilde arkadaşlar örnekleyebiliriz. Buradaki örneğim örneğimize bakacak olursak arkadaşlar şuradan şöyle diyelim 0.5 amperlik akım gelmiş. Kırmızı ile çizelim bunu. 0.5 amperlik akım gelmiş. Burada arkadaşlar akım ne yapmış? Bakın gelmiş. Buradan iki kola ayrılmış. 0.3 amper dolayısıyla şuradaki akım kaçtır? Giren akımlar çıkan akımlara eşit kuralından 0.5 akım geliyorsa şuradan ve çıkan akımların toplamı ne olmak zorunda? 0.5 amper. Çünkü giren akım 0.5 amper. Dolayısıyla şuradaki akım sevgili arkadaşlar ne olacaktır? 0.5 eksi 0.3 0.2 amper olacaktır. Buradan 0.2 amper geldi B noktasına. Bakın şöyle diyelim. B noktasına 0.2 amper geldi. Bu 0.2 amper bakın burada iki kola ayrılmış. Giren akımlar çıkan akımlara eşittir mantığından. 0.2 amper giri geliyorsa B noktasına B noktasından çıkan akımların toplamı da 0.2 amper olmak zorundadır. Dolayısıyla 0.2 amper giriyorsa buradan bakın buradan 0.1 amper çıkmış. Dolayısıyla şöyle diyebilir miyiz? 0.2 amper eşittir. Bakın B noktası giren akım 0.2 amper çıkan akımlar 0.1 amper ve ix 0.1 amper artı ix ise arkadaşlar şu giren akım giren akım Bunlar da nedir arkadaşlar? Çıkan akım. Çıkan akım. Dolayısıyla arkadaşlar bizim ix'imiz nedir? ix eşittir 0.2 eksi 0.1 0.1 amper olacaktır. Güzel bir örnek bizim konumuzla ilgili. Bakın dikkat ederseniz sadece yaptığımız İş şu giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir mantığından cümlesinden yola çıkarak biz akım kanununa göre Kirchhoff'un ne yapıyoruz sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Tabi biz bu Kirchhoff'un akım kanunu ve Kirchhoff'un gerilim kanunu ee, nerelerde kullanacağız arkadaşlar? Çözümleme tekniklerinde analiz tekniklerinde kullanacağız değil mi? Yani bunlar... Bize bir devre verilince biz bu akım ve gerilim kanunlarını tabii ki karmaşık devrelerin analizinde ve çözümlemesinde kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu konuyu anlamamız için güzel bir örnek bir devre var elektrik devresi var burada temsili değerler var yani değerleri verilmemiş sadece isimlendirilmiş arkadaşlar burada biz neyi bulacağız? hani akımların birbiriyle ilişkisine bakacağız arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi şeyden başlayalım arkadaşlar. Ana kol akımından başlayalım. Yani V'in üzerinden geçen akımdan başlayalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Hatta şu V'in üzerinden geçen akımdan başlayalım. Yani kaynak akımı. Bakın arkadaşlar. I V akımı. Bakın. Akımın yönü neydi? Artıdan eksiye doğruydu. Artıdan çıktı. Bakın burada ikiye ayrıldı. Hemen yazalım şimdi. I ve eşittir. Nedir arkadaşlar? Bakın buradan geçen akım nedir? I birdir. I bir artı iki kola ayrılmış. Dolayısıyla şuradan geçen akımda nedir? I 5tir I bir artı I beş diyebiliriz. I bir neye eşittir arkadaşlar? Bakın I bir geldi. Şöyle bakın direnç üzerinden geldi. I bir akımı. B noktasında bakın iki kola ayrılmış. Dolayısıyla arkadaşlar I bir eşittir. Ne diyebiliriz? Bakın I birin kollara ayrıldığı akımlar B noktasından çıkan akımlar I iki ve I üçtür. Dolayısıyla I bir eşittir. I iki artı I üç diyebiliriz. I3 akımı bakın şuradan gelmiş I3 akımı buradan bir de hangi akım gelmiş arkadaşlar bakın I5 akımı gelmiş I5 akımı da buraya gelmiş burada I3 akımıdır. C noktasına gelen akımlar nedir arkadaşlar I3 artı I5'tir eşittir. Bakın çıkan akım hangisidir? Giren akımlar I3 ile I5'tir çıkan akım da bakın I4'tür arkadaşlar. Dolayısıyla I3 artı I5 neye eşit olacaktır? I4'e eşit olacaktır. Bakın I4 buradan gelmiş. Buradan I2 gelmiş. G noktasına. I2 gelmiş. Buradan da I4 gelmiş. Ne olarak çıkmış? IV olarak çıkmış. Bakın burada da IV var. Dolayısıyla I2 artı I4 I2 artı I4 eşittir. Nedir arkadaşlar? IV'dir. Dolayısıyla ben bu eşitlikleri ne yapabilirim arkadaşlar? Bu devremde elde edebilirim. Bakın kaç tane eşitlik elde ettim? Toplamda 4 tane eşitlik elde ettim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Bundan sonra bu dersimizde Kirchhoff'un akım kanunu anlattım. Akım yasasını. Kirchhoff Karın Law. Ee, bundan sonra dersimizde bunlarla ilgili biraz örnek çözeceğim arkadaşlar Kirchhoff'un akım kanunuyla ilgili birkaç örnek çözeceğim ee, ve ondan sonra Kirchhoff'un gerilim kanunu'na geçiyoruz. Bakın arkadaşlar adım adım gidiyoruz adım adım. Om kanunu dedik. Om kanundan sonra ne yaptık arkadaşlar düğüm düğüm dal çevre. Ee, ondan sonra ne o, ne geldi ee, Kirchhoff'un akım ve gerilim yasaları geldi arkadaşlar e, ee, Kirşof'un akım kanunu örnek Kirşof'un gerilim kanunu örnek ne yapıyoruz bol bol örnekler çözerek arkadaşlar konularımızı adım adım işliyoruz lütfen siz de kopmadan arkadaşlar sırayla giderseniz arkadaşlar ee, güzel bir şekilde yerleşecektir çünkü birbiriyle hep bağlantılı konular ee, dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız bundan sonra Kirşof'un gerilim kanunu ee, ondan sonra e, on gerilim kanunu ile ilgili örnekler çözeceğiz arkadaşlar ve bu şekilde sırasıyla derslerimiz devam edecektir. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.